Hayırlı eylesin inşallah. Evet, bunu baştan söyleyelim. İnşallah sohbetin sonunda da Cenab-ı Hak hatırlatsın. Tekrar söyleyelim, ilan edelim. Cuma günü Gemlik'te yapılacak olan Şeb-i Aruz programı için Cuma akşam saat 7'de heykel teyyare önünden ücretsiz araç kaldırılacaktır. İlgililere duyurulur. Risale-i Nur Sözler sayfa 11 Said-i Nursi'nin Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız cümlesinde biz dahi ifadesi kendisini bizden üstün gördüğünü mü ifade ediyor? Ben böyle bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum bunun. Belki de sözün, cümlenin kurgusu, kuruluşu öyle olmuş olabilir. O yüzden bu tip meselelere takılanlardan değilim. Risale-i Nur okumamızı tavsiye eder misiniz? Tabii bir tefsir niteliğinde okunabilir. Erkek ve kadınların namahrem olduğunu düşünürsek sizin burada bayanlara yüz yüze sohbet vermeniz ne kadar doğru ve giriş çıkışlarda erkeklerle iç içe olmak ne derecede doğru? Hakkınızı helal edin, hayırlı kandiller. Umumi meskenlerde bunlarda bir sıkıntı yok. Normalde herkesin gelip katılabileceği bayanların sohbetiyle de alakalı bir sıkıntı yok. Bununla alakalı ne İmam-ı Azam'dan, ne İmam Şafii'den, ne İmam Malik'ten, ne de İmam Hanbel'den herhangi bir yasak yok. Kadınların kendilerini ilgilendiren konularda kendilerine ait hususi özel sohbetlerde toplanıp onlara sohbet edilmesinde de bir beis yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu noktada kendisi de bu uygulamayı yerine getirmiş, yapmış. Hatta malumdur bununla alakalı kadınların içerisine bir bayram günü girdiğinde yanında Ebu Hureyre de vardır. Hatta kadınlara cömertlikten bahseder biraz ve kadınlara cömertliği teşvik eder. Kadınlar ellerinden, kollarından, kulaklarından, boyunlarından altın çıkararaktan cömertlik yaparlar. Hatta Ebu Hureyre der ki ben eteklerimi açtım, herkes benim eteğimi atıyordu der. Eteğimin içine atıyordu der. Bununla alakalı ayrıyetten de başka bir hadis-i şerifte Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten bir müddet sonra Medineli kadınlar, erkekler sizden istedikleri gibi faydalanıyorlar. Dinlerini öğreniyorlar. Biz kadınlar bu konuda erkeklerden bize fırsat gelmiyor, kalmıyor. Biz öğrenemiyoruz deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de der ki siz de bir evde toplanın, bir gün tayin edin. O günde de geleyim orada sohbet edeyim der. Ve gün tayin edilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine-i Münevvere'de Medineli Müslüman kadınlara hususi olarak sohbet eder. Tabi bu zaman içerisinde insanlar fitne korkusuyla veya fitne düşüncesiyle kadınların bu noktada dini ilimleri tedrisat edecekleri daireler, noktalar kısıtlanmış. Kısıtlanınca da kadınlar bu noktada gerekli ilmi alamaz hale gelmişler. Bunu yaparlarken de ne yazık ki işte kendilerince, kendi dairelerince bunu bir fitneye sebebiyet vermemek, İşte bir kargaşaya sebebiyet vermemek gibi bir açıklaması olmuş. Fitne, asıl fitne sünnet-i Resulullah'a uymamaktır. İşin daha acısı sünnet-i Resulullah'ta fitne görmek de küfürdür. Bir kimse bir işi yapıyorsa, o işi yaparken o iş sünnet-i Resulullah'a uygun ise onu fitne görmek küfürdür.
evliyse nikahı düşer. Bunu bilmeden biz bu meseleleri bilmiyorlar diye düşünüyoruz. Çünkü İslam'ın öğretilmediği, öğrenilmediği bir ortamda, bir beldede bir kimse bunları bilmediğinden dolayı böyle düşünür, böyle yaparsa orada bunu bilmediğinden dolayı buradan bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz. Bu bilmeyenler için. Bunu da gayet normal bilmeleri mümkün değil. Yani bakın bilmeleri de mümkün değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin uygulamasında var. O yüzden bu uygulama şey bir uygulama değil. Ne o? Sonradan çıkma heva heves uygulaması değil. Hatta mescitlerdeki, camilerdeki namaz safı hadis-i şeriflerde işte önde erkekler, onun ardında genç erkekler, onun ardında kadınlar, onların ardında da genç kadınlar olarak namaz safları da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında böyledir. Bu uygulama da sonradan kaldırılmış. Bakın bu uygulama da sonradan kaldırılmış. Buna normalde çözüm yolu olarak böyle camilerde veya tekkelerde işte mahvel denilen yer çözüm olarak bulunmuş. Bayan kardeşler, kadınlar mahvellerde toplanmışlar. Mahvellerden namaza iştirak etmişler. Sohbetlere iştirak etmişler. Tekkelerde bu böyle olmuş. Mahvele çıkıp mahvelden iştirak etmişler. Öylece devam etmiş bu yol, yöntem, öyle söyleyelim. Bu noktada hadis-i şerifler var. İmamların yasaklaması da yok. Sonradan yasaklayanlar da sonradan çıkan kimseler yasaklamış. Mesela el ihtiyarda böyle bir şey bulamazsınız. İşte dürer gürerde böyle bir şey bulamazsınız. Hanefilerin hemen hemen ilk fıkıh kitaplardır. El ihtiyar İmam-ı Azam'ın kendisinin yazmadığı ama talebelerin direkt onun ağzından yazdığı fıkıh kitabıdır. Onlarda böyle yasaklamaları bulamazsınız. Bir şey, yani bir kimse çay haram mı diye soramaz. İslam fıkhında. İşte çay haram mı, limon haram mı, işte kekik suyu haram mı, işte karanfil suyu haram mı, işte su, normalde renkleri farklı ya bunların. Bunlar haram mı diye soramaz bir kimse. Çünkü İslam hukukunda haramlar bellidir. Eğer bu haram mı diye soran bir kimse cahil hükmündedir. Haramları sorabilir, bana haramları anlatır mısınız diyebilir. Ama hadis de yasaklanmıştır bu haram mı, bu haram mı, bu haram mı diye sormayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yasaklamıştır. Bir Müslümanın ilk öğreneceği şeylerden birisi çünkü haramları öğrenmektir. Nikah düşecek olan bir kadınla bir erkeğin baş başa halvet etmesi haramdır. Halvet nedir? Hiç kimsenin görmeyeceği, duymayacağı bir odaya, bir eve kapanmak. Mesela bu tekkenin herhangi bir odası halvet olmaz. Neden? Tekkenin odaları kilitli değil. Herkes anında bir yere girip çıkabiliyor. Orada bir bayanla bir erkeğin konuşması halvet hükmüne geçmez. Halvet hükmüne geçmesi için orada üçüncü bir şahsın, dördüncü bir şahsın girip çıkma ihtimali olmayacak. Baş başa kalmak olacak. O yüzden bir kadınla bir erkeğin baş başa kalması haramdır. Bir dükkan, bir alışveriş yeri.
İçeride bir kadın var, camlar var, kapı açık. Orada bir erkeğin girmesi halvet olmaz orada. Bir erkek orada dükkanda, dükkanı çalıştırıyor. Camı, penceresi, çerçevesi var işte açık veya görünüyor içerisi. Bir kadının oraya girmesi halvet olmaz. Ama böyle fıkıh bilmeyen, böyle işte dededen, nineden, amcadan, oradan buradan, X tarikattan, X hocadan, bilir bilmez bu tip ilim alanlar veya oralardan bir şeyler öğrenenler, ne yazık ki bu konuda ümmeti Muhammed'in içerisinde farklı görüş, düşünce beyan ediyorlar. Bir kimsenin bunu yapmama hakkı var mı? Evet. Bir erkek, bir dükkanda bir bayan var tek başına. Oraya girmeme hakkına sahip. Bir kadın, bir erkek var dükkanda tek başına. Oraya girmeme hakkına sahip. Sahip. Bu onun hakkı. Bu ama din değil. Bakın bu din olarak anlatılacak bir şey değil. Bu takva olarak da anlatılacak bir şey değil. İşin enteresan noktası bu. Takva, Kur'an ve sünnete uymaktır. Takva, haram helal meselesinde haramları terk etmektir. Nefis terbiyesi bir kimsenin haramları işlememesidir. Bu meseleye bu kadar zaman yeter herhalde. ...27 Aralık pazar günü Gemlik'te yapılacak olan Bayan Semazenler ile Sema programı için saat 13'te Teyyare Kültür Merkezi'nde ücretsiz araç kaldırılacaktır. Program 14'te Gemlik 11 Eylül İlkokulu Düğün Salonu'nda yapılacaktır. Bunu da inşallah dersin sonunda tekrar ilan edelim. İnşallah. Semazenlerdeki renkli kıyafetler ne anlama geliyor? Evet, böyle biz rengarengiz. İçimiz dışımız rengarenk bizim. O yüzden kimisi rüyasında görüyor, kimisi halinde görüyor. Kimisini bir başkası görüyor. Öyle, o yüzden rengarenk bizimkiler. Sebebi bu. Teslimiyet nedir? Sizce nasıl teslim olunur? Teslimiyet Allah ve Resulünedir. Allah ve Resulüne teslim olmak da Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmak, onların dediklerini yapmaktır. Başka bir teslimiyet aramayın. Başka teslimiyetler insanı, Allah muhafaza eylesin, sıkıntılı noktalara götürür. Bizim teslim olacağımız yer Kur'an ve sünnettir. Evet, bugün mübarek Mevlüt Kandili. Mevlüt Kandili, rivayet edilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin doğum günü. Sağlığında, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sağlığında böyle bir doğum günü kutlanmamış. Böyle bir rivayet yok. Ama sonradan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin doğum günü kutlanmaya başlanmış. Bununla alakalı, kutlanmamasıyla alakalı bir sürü de böyle laf söyleyenler var. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mevlid Kandili'ni kutlamak haram değil. Bununla özel hususi ilgilenmek de yanlış ve eksik değil. Bu son dönemlerde enteresan klikler çıkmaya başladı. Bu enteresan klikler bu tip şeylere ne yazık ki olur olmaz bilir bilmez sataşıyorlar. Bunlarla savaş açıyorlar.
Allah ümmet-i Muhammed'e hidayet eyle. Cenab-ı Hak, Resulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107 ayet-i kerimesiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini alemlere rahmet bir peygamber olarak gönderdiğini beyan eder. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sadece Müslümanların bugünkü dille, bugünkü tabirde peygamberi değildir. O alemlere rahmet gönderilmiş, bütün alemlerde yaşayan varlıkların peygamberidir. Varlık aleminin tamamına gönderilmiş peygamberdir. Bütün insanlara ve cinni taifesine gönderilmiş bir peygamberdir. O yüzden varlığın bütün derecelerinde, varlığın bütün derecelerinde, varlığın bütün perdelerinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliği, onun nuru, onun bu noktadaki tabiri caizse kandili yanar. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu manada alemlere rahmet olarak gönderildi dendiğinde bugünkü ve kendi gönderildikten sonra ne kadar insan yaşadıysa hepsine de gönderilmiştir. Bugün için de dünya üzerinde ne kadar insan yaşıyorsa hepsinin de peygamberidir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Gök el ehlinin de yer ehlinin de peygamberidir. Ve kıyamete kadar da ve kıyametten sonra da ebediyen yer ehlinin de gök ehlinin de peygamberi olmaya devam edecek. Ve Hazreti Peygamber alemlere rahmet kılınmıştır. Hem gönderilmiştir hem de rahmet kılınmıştır. Yani öyle gönderildi bitti değil. Bütün alemler onun rahmetinin yüzü sürmetine ayaktadır. O yüzden bu rahmeti inkar edenler, bu rahmeti kabul etmeyenleri de Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede Allah'ın verdiği nimeti küfre çevirip değiştirenleri ve milletlerini helak olacakları yere götürenleri görmüyor musun? Yaslanacakları cehenneme ki o ne kötü bir karargahtır. İbrahim suresi ayet 28-29. Cenab-ı Hak bu noktada inkar edenleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğini kabul etmeyenleri de başka bir ayet-i kerimede Allah'ın vermiş olduğu nimeti küfre çeviren, yani onu örten, onu inkar eden, onu kabul etmeyen noktada görür. Ve başka bir yine ayet-i kerimede de ki bu iman edenlere hidayet ve şifadır. İman etmemiş olanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Ve bu onlara kapalıdır. Sanki bunlara uzak bir mesafeden sesleniyorlar da anlamıyorlar. O yüzden normalde o imanı kabul etmeyenler de kulakları tıkalı, kulaklarında duymalarını engelleyen bir ağırlık varmış gibi Cenab-ı Hak bu insanları, iman etmeyenleri tasvir eder bize. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu manada alemlere rahmettir ve bu manada bütün insanlara da rahmettir. Bu rahmeti inkar edenler küfre düşmüş olurlar. Bu rahmeti inkar edenler kulaklarında ağır bir küpe varmış gibi, kulaklarında bir ağırlık varmış gibi duymaktan uzaktırlar. Anlamaktan uzaktırlar. Ve o küfür ile o insanlar, kendilerini ne yazık ki cehenneme doğru götürürler. Eğer
bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğini ve tebliğini kabul etmiyorsa, kabul etmezse o kimse küfür üzerine ölmüş olur. Bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri nakleder. Sahabeler böyle müşriklerin baskılarından çok böyle yılınca derler ki ya Resulallah şu müşriklere bir beddua etseydin de bunlar bir helak olsaydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şüphesiz ben çok lanet edici olarak gönderilmedim. Ben ancak bir rahmet olarak gönderildim buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri müşriklere dahi lanet etmemiştir. O merhamet peygamberidir çünkü. Müşriklere dahi lanet etmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin lanet ettiği birkaç hadise vardır. Birisi Hendek'tedir. Namazını kılamamıştır. Hazreti Ömer Efendimiz'e sorar. Sen namazlarını kıldın mı? O da der ki kıldım ya Resulallah. Savaş öylesine şiddetlidir ki bir başlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öğleyi, ikindiyi, akşamı vaktinde kılamaz. Kılıç sallamaktan. Cephelere dolaşmaktan. Çünkü Hendek kazılır. Hendek'in önemli yerlerinde tabiri caizse cephe komutanları vardır. Bir bölgede Hazreti Ebubekir Efendimiz, bir bölgede Hazreti Ömer, bir bölgede Hazreti Osman, Hazreti Ali. İşte böyle bölge istihkam edilir. 7 tane komutan vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri neresi zayıfladığında atını oraya sürer. Öğle gider, ikindi gider, akşam gider, artık karanlık çöker. O esnada Hazreti Ömer Efendimiz'e sorar, namazlarını kıldın mı, kılamadım der. Lanet olasıcalar yüzünden ben de kılamadım der. Bakın Taif'te taşlandığında lanet etmez. Dikkat edin. Taif'te taşlanır. Taif'te taşlandığında dağların meleği gelir. Rüzgarın meleği gelir. Cebrail aleyhisselam gelir. Dağların meleği der ki bu Uhud'u Taif'in üzerine geçiriverelim. Emret ya Resulallah. Rüzgar meleği gelir der ki burayı ben savurayım götürüvereyim. O da der ki rahmet peygamberi. O da der ki ben onların çocuklarından iman edecek insanların gelmesini ümit ediyorum. Bakın orada lanet etmeyen kimse namazı kazaya kalınca lanet olasıcılar der. Ama buradaki söz de budur. Lanet olasıcılar. Bir de o hani gelirler biz İslam olduk. Bize dinimizi öğretecek insanlar gönder diye bir kavim gelir ya. O kavmin insanları da Medine-i Münevvere'de bir hayli hafızları toplarlar, götürürler, hile yaparlar. O hafızların hepsini de şehit ederler. O hafızları şehit edince o zaman da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öfkelenir. Hafızlar şehit olunca da. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu manada rahmet peygamberidir. Rahmet peygamberi. Hatta malumdur ya Mekke'nin fethinden önce yaklaşık 10 tane olması lazım. 10 tane müşriğin ölüm fermanı verilir. 10 tane müşrik. Bu 10 müşriğin 4 tanesi öldürülür. Kadınlardan da ölüm fermanı verilen vardır. Onlardan da hiç öldürülen yoktur. Diğerleri gelirler, af dilerler. Af diledikleri için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hepsini de affeder. O çünkü af peygamberiydi. Hani ayet-i kerimede de diyor ya sen af yolunu seç.
O af yolunu seçmiştir. Rahmet peygamberidir. Yine bir hadis-i şerifte der ki ben ancak bahşedilmiş bir rahmetten ibaretim buyurdu. Ha demek ki o sadece bahşedilmiş bir rahmet. Bahşedilmek hediye. Karşılığında bir şey ödenmeyen. Hani bir yere giderler bahşiş verdi der ya, bahşiş nedir? Karşılığında bir şey ödenmemiştir. Veya bir ücret ödenmiştir. O ücreti ödenmenin üzerine ayrıyetten bir kimse hoşnutluğunun göstergesidir o. Bahşiş. Hani bizde bahşiş olunca işte genelde restoranlarda olur ya veyahut da böyle biraz daha üst seviyede olan yerlerde olur bahşiş. Yani oradaki o kimse yemek yer, ondan sonra hesap öder. Hesabı ödedikten sonra 100 liraysa işte 10 lirada bir bahşiş bırakır. Cömertliğin göstergesidir bahşiş. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için bahşedilmiş bir peygamber. Rahmet olarak bahşedilmiş. Yani bu bir kimsenin yapmış olduğunun karşılığı değil. Ya bahşedilmiş Allah tarafından. Yine şüphesiz ki Allah Teala beni bahşolmuş bir rahmet olarak gönderdi. Ben bir kavmi inananları yüceltmek ve diğerlerini alçaltmak için gönderildim. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gönderilmesi, inananların yücelmesi, inananların yücelmesi, inanmayanların da alçalmasına sebep oldu. Ebu Cehil'in daha önceki ismi Ebu'l-Hikem'di, hikmetin babasıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zuhur edince onun Ebu Cehilliği çıktı meydana. Ve inananlar hikmet sahibi, inanmayanlar da cehalet noktasında durdular. Ve bu manada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri alemlere rahmet. Tabi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri de yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için buyurur ki küfür insanlığın yüzünü karartmıştı. Hazreti Muhammed'in nuru imdada yetişti. Ölümsüzlük davulu çalındı. Sonsuza kadar yaşayacak olan manevi saltanat geldi. Yeryüzü manen nurlandı, yeşillere büründü. Gökyüzü sevincinden yenini yakasını yırttı. Yeniden ay ikiye yarıldı. Mücerret olan ruh geldi. Dünya tatlılıkla doldu ve beline mutluluk kemerini bağladı. Kalk, zira o ay yüzlü tekrar geldi. Gönül yedi göğün işaretini gösteren usturlap gibi oldu. Ahmet'in gönlünün aşıklaması yedi cildi doldurdu der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ni karanlıktan nura çıkaran bir peygamber olarak görür. Çünkü o kendi diliyle peygamberin yolunun tozudur. O peygamber yolunun yolcusudur. O yüzden der ki dünya tatlılıkla doldu. O Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gelmesiyle dünya tatlılıkla doldu. Yeryüzü manen nurlandı, yeşillere büründü. Gökyüzü sevincinden yenini yakasını yırttı. Yeniden ay ikiye ayrıldı der. Ayın ikiye ayrılması malum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mucizelerinden birisidir. İşte küfür her tarafı kararttığında küfrün hikmet olarak görüldü. Cehaletin ilim olarak görüldü. Aklın padişah oldu. Aklın putlaştırıldığı, aklın putlaştırıldığı gücün
putlaştırıldığı, şehvetin putlaştırıldığı bir zamanda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gelerek hem aklın putunu kırar, hem gücün putunu kırar, hem de gelir nefsani noktadan şehvetin putunu kırar. Bu üç putu kırar Hazreti Muhammed Mustafa. Ve bu üç putu kırmakla tabiri caizse kendi devrinin ihtilalini yapar. Kur'an ve sünnet-i Resulullah akıl putunu yerle bir eder. Kur'an ve sünnet-i Resulullah güç putunu yerle bir eder. Kur'an ve sünnet-i Resulullah şehvet putunu yerle bir eder. Eğer bu putları ve bu ölümleri, bunlar manevi olarak da birer ölüm mesabesidir. Hani ölmeden önce ölünüz yolunun birinci, ikinci ve üçüncü ölümleridir. Birinci ölüm haramlardan uzak durmadır. Bu şehvet putudur. Bu ölümü geçemeyen insanlar Allah'a yaklaşma, Allah'a vuslat kokusunu alamazlar. Üzerinde haram bulunan ve o harama devam eden bir kimse Allah'a yakınlık kokusu alması mümkün değildir. İkinci put o kimse için güç putudur. O kimse gücü eline geçirdiğinde ne yapıyor? Güç eline geçirmek için mi uğraşıyor? Bunu normalde kırmayan insanlar güç ellerine geçtiklerinde adalet terazisini şaşırtanlar, güç ellerine geçtiğinde kendi heva ve heveslerine uyanlar, güç ellerine geçtiklerinde Kur'an ve sünnetin disturlarını terk edenler hep helaka uğramışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri güçlüyken af etmeyi, haklıyken ceza vermemeyi, gücü eline geçirdiğinde onunla zulmetmemeyi, gücü eline geçirdiğinde o gücü insanlığın hayrına kullanmayı öğreterekten büyük bir kendi devrinde ihtilal yapar. Çünkü o güne kadar Mekke müşrikleri gücü ellerine geçirdiklerinde Allah hak getire dilediklerini yapıyorlardı. Dilediklerini yerine getiriyorlardı. Dilediklerini yapıyorlardı. Allah muhafaza eylesin. Üçüncü bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yerle bir ettiği şey akılperestliktir. Aklı vahye tabi ederekten aklın imparatorluğuna son verir. Akıl odur ki vahye tabi olmalıdır. Eğer akıl vahye tabi değil ise o insanı helaka götürür. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kendi içinde bulunduğu o topluluğu böylece alemlere rahmet disturuyla onları Kur'an ve sünnet dairesinde hidayetlerine vesile olmuş ve bugüne kadar insanları ama içte ama dışta bu putlardan uzaklaştırmanın bize yolunu öğretmiştir. O yüzden o müthiştir tespit. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi gönül yedi göğün işaretini gösteren usturlap gibi oldu. Ahmet'in gönlünün aşıklaması yedi cildi doldurdu. Usturlap geçmişte astronomide kullanılan bir alettir. Astronomi ilmine
sahip olan, vakıf olan kimseler ayın, yıldızların, güneşin, gezegenlerin hal ve hareketlerini bu aletle tespit eder, ölçerlerdi. İşte Hazreti Pir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gönül deryasının da bir usturlabı, ölçüsünü, düzenini dizayn eden bir kimse olarak görür. Hem bütün dünyayı bu noktada yeşillere büründürür, manen nurlara büründürür, hem aynı zamanda da manevi yol alacak olan mana ehlinin de gönüllerinin mihengidir. Mana olarak yol alacak olan kimseler Hazreti Muhammed Mustafa'nın izinde ve yolunda yürümek mecburiyetindedirler. Eğer zaten o izde, o yolda yürümezlerse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifi onları yakalar. Der ki: varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi olsun, Hristiyan olsun, kim benim peygamberliğimi duyar da benim getirdiğime iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur. Çünkü o dünyanın da, görünenin de, görünmeyenin de peygamberidir. Dikkat edin, geçenlerdeki sohbette bütün insanlar Muhammed'idir dediğimde ortalık ayağa kalktı. Birçok mesaj ve mail aldım. Bunu nereden çıkarıyorsunuz diye. Şimdi aklıma geldi. Burada hadis-i şerifi okuyunca. Onlara cevap niteliğinde almamıştım bu hadis-i şerifi. Evet, burada ne diyor? Bu ümmetten. Bu ümmetten. Bu yaşayan insanları bir ümmet olarak görüyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bu bütün yaşayan insanlar, ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun. Eğer benim peygamberliğimi duyarlar da bana iman etmezlerse onlar mutlaka cehennemliklerden olurlar. Çünkü iman etmeyenler bu daveti kabul etmemiş olanlardır. İman edenler bu daveti kabul etmiş olan kimselerdir. Hani bir kısım insanlar da Hristiyanlar Hazreti Muhammed Mustafa'ya iman etmese de cennetlik olur diyorlar ya, onlara cevap bu. Hani bir kısım profesörler Hazreti Muhammed Mustafa'ya iman etmese de Yahudi de olsa o yine ehli cennettir diyor ya, onlara cevap bu hadis-i şerif. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar zuhur edinceye kadar iyi bir Hristiyan muhakkak ki Cenab-ı Hak katında imanı da, İslam'ı da, ibadeti de bir yaptığı derecede hal ve harekette karşılığı vardır. Bu da hadis-i şerifle sabit. Çünkü Selman-ı Farisi çok üzülüyor. Diyor ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme, üzülüyorum. Öylesine temiz, öylesine iyi Hristiyan arkadaşlarım vardı ki. Öylesine temiz, iyi bildiğim dostlarım vardı ki. Bunlara ne oldu? Bunlara ne olacak? Hani hemen hakkında ayet-i kerime iniyor ya. Daha önce iman etmiş salih ameller işleyenler muhakkak ki karşılığını Allah verecektir. O yüzden ayet-i kerimelerin nüzul sebepleri çok önemli. Nüzul sebepleri. Nüzul sebebini bilmeyenler hata yapıyorlar. Mealden hükmedeceklerse. Meal okuyun. Ama mealden kendi kendinize hüküm çıkarmayınız. Mealden kendi kendinize hüküm çıkarırsanız yanılanlardan olursunuz. O ayet-i kerimenin indiriliş sebebi
Hangi olayın üzerine indirildi? Hangi meselenin üzerine Cenab-ı Hak onu gönderdi? O hadis-i şerifinin çıkış sebebi, o hadis-i şerifinin, şerifin söyleniş sebebi. Bunlar çok önemli çünkü. Eğer bunu bir kimse bilmiyorsa kendince hükmetmeye kalkmayacak. Evet, meal okuyalım, kitabımızı öğrenelim, Kur'an'ı okuyalım. Ama hüküm çıkarmaya kalkmayalım kendi kendimize. Kendi kendimize ona bir mana vermeye kalkmayalım. Mana da vermemiz gerekir. Evet, ama bu konuda biraz üzerinde kılı kırk yarmamız lazım. İnce düşünmemiz lazım. Biraz geçmiş tefsirleri, geçmiş bu konudaki fıkıh ölçülerini inceleyip araştırmamız lazım. Öyle klavye alimliği yapmayalım lütfen. İşte bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu ayet-i kerimeyi okur ve der ki, onlar iyi amel işledilerse, iman ettilerse Allah onların hayır ve hasenetlerini ve ibadetlerini zayi etmez. Ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada izhar oldu. Meydana çıktı. Peygamberliği ilan edildi. Peygamberliği ilan edildikten sonra iman etmeyenler ne yazık ki cennetin kokusunu alamayacaklar. Bakara ayet 198. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce sapıklardan idiniz. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden önceki hayatı sapıklık olarak nitelendiriyor. Onlar saptıkları için, onlar sapıttıkları için, onlar ne yazık ki heva ve heveslerinden çıkanları ilah edindikleri için, kendi akıllarını ilahlaştırdıkları için, kendi nefislerini ve şehvetlerini ilahlaştırdıkları için sapıttılar. Nefislerini ilahlaştırdılar. Nefislerini ilahlaştırdıkça da sapkınlığa uğradılar. Nefislerini ilahlaştırdıkları için Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiklerini kabul etmediler sallallahu aleyhi ve sellemin. Şu anda da hadisleri reddedenler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tertemiz sünneti Resulullah'ını reddedenler, kendi heva ve heveslerini, kendi şehvetlerini ilahlaştırdıklarından dolayı reddediyorlar. Kendi şehvetlerini bu noktada, şehveti illaki cinsellik olarak algılamayın burada. İçerisine aşırı derecede dünya sevgisi, para hırsı, makam hırsı, haram helal tanımaması, haram helal tanımaması. Her türlü Kur'an ve sünnetin dışındaki olgulara, oluşumlara, hal ve hareketleri önemsemeyip onları kendine ölçü edinmesi. Adama diyorsun ki bu sünnete Resulullah'ta yok. O diyor ki ben hadislerin sahihliğine inanmıyorum. Neden? Çünkü heva ve hevesine uygun değil bu. Kendi kafasına göre bir din oluşturmak istiyor. Ve yeryüzünde de bunun zaten ne yazık ki bunu pohpohlayan, bunu destekleyen ülkeler, kurumlar, kuruluşlar var. Sünnet-i Resulullah deyince tüyleri diken diken oluyor hepsinin de. Kendi kafalarına göre Kur'an'ı yorumlayacaklar çünkü. İşin içinden çıkamayınca da böyle sanki asker arkadaşı. Muhammed'in bu konuda hadis-i şerif var. Hani reddettiydin diyorum. Hani reddettiydin. Hani hadislerin hepsi de sahih değildi. Kalıyor. İstanbul'da bir tane o ne o? 19. Ne o? Metin Yüksel miydi? Neydi? Edip Yüksel. Onun talebeleriymiş. Bir gece yaptık bir fasıl. Ben dedi haftaya ne o hocamı getireceğim dedi. İyi getir. Bir dahaki haftaya hocasını getirdi. C-
Cenab-ı Hak lütfetti, ikram etti. Çarpıldı, hocası da gitti. Dedi ki haftaya hocamızı getireceğim. İyi, getirin. Haftaya hocalarının hocasının hocasını getirdi. Bu artık Edip Yüksel'in halifesi gibiymiş. Yani o böyle İstanbul sorumlusu gibiymiş. Geldi. Hadisleri reddediyor bunlar. Komple hadisleri reddediyorlar. Bana öğlen namazını tarif et dedim adama. Bu kadar. Bu durdu şimdi. Dedim kalk şurada öğlen namazını kıl. Tarif et bu cemaata. Öğlen namazını kıl. Bu peygamberlerin geleneğidir. İbrahim Aleyhisselam öğlen namazı kılmadı dedim. Kılmadı. Namaz ona da farzdı. Dedim müşriklerin hangisi namaz kılıyordu? Bana öğlen namazını kalk kıldır şimdi dedim. Ne tarif et burada millete. Bu şimdi bakıyor. Böyle bana bak. Ne bakıyorsun dedim ya. Tren miyim ben dedim. Hocam dedi bizi nereye koydun şimdi dedi. Sen hadisleri inkar etmişsin dedim. Hadisleri inkar eden cife hükmünde benim gözümde dedim. Nereye koyacağım seni başka yere dedim. Bana öğlen namazını tarif et. Ondan sonra oturalım seninle konuşalım. Ses yok bunda. Şimdi o hemen zekata girecek. Hani zekatı da o ayet-i kerime var ya. Neyi vereceklerini soruyorlar. Sizden işte ihtiyacından fazlasını. Ha oradan girecek hemen. Onların tutundukları yer orası. Tabii ver dedim ben de. Onu da tabii. Ver hadi. Bunu söyleyin de tüccar. Dedim bu mal mülk. İstoş'ta zengin. Ver dedim hepsinde. Bakıyor gözümün içerisine. Kardeş bu ayeti kerimeyi iddia eden sen değil misin? Evet. Var ver hepsinde. Sordum dedim ev ne kadar? Bundan o zaman için 6-7 yıl önce daha fazla oluyor belki de. Oturdun evin fiyatı ne kadar? İşte hocam ondan sonra işte ıkçık. Ne kadar söyle? Söyle dedim utanma. 1,5 trilyon. Git dedim gecekonduda otur. Ver evi bana. Çık ben gireceğim içeri. Yok. Tabi onlar oradan girecek zannediyorlar beni. Ben böyle böyle hani yumuşak duracağım zannediyorlar. Öbür ikisi de yanında yenilenler. Dedim söylemediniz mi benim agresifliğimi hocanıza dedim. Söyledik dediler. Söylemediniz mi dedim ben böyle biraz atarlıdır diye. Söyledik dediler. Onlar da söyle. Kalksana kardeşim dedim. Ne yapmaya geldin buraya dedim. Kalk bana öğlen namazını tarif et. Ama dedim Kur'an'a göre tarif edeceksin bana dedim. Sünnette Resulullah'tan bir şey almayacaksın. Söyle bana kaç rekat öğlen namazı. Ayet-i kerimede rekat yok. Kılınış şeklini söyle bana. Ayet-i kerimede kılınış şekli yok. Ben secde etmeyi sırt üstü yatmak olarak algılarsam ne diyeceğim bana? Neye göre bana diyeceksin ki secde 5 tane uzvunun yere değmesidir? 2 ayak parmakların, 2 dizin, 2 tane ellerin, bir de alnın. Özür dilerim 7. Bana söyle dedim, söyle. Söyle. Kaldı. Birisi dedim yan yattı secde ettim dedi. Ne diyeceğim dedim.
Yani o dedim ayet-i kerimeyi mi söyleyeceksin? İşte o iman edenler ki Allah'ı yatarken de ayaktayken de otururken de zikrederler. Bunu söylersen dedim yani batarsın. Neden? Burada salat demiyor dedim. Salat demiyor. Namaza salat diyor. Namazı kıl, zekatı ver. Namazı kıl, zekatı ver. Ses yok. Dedim ne Edip Yüksel miydi adı? Ben onların isimlerini ezberimde tutamıyorum. Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. İsimleri ezberlenecek isim de değil zaten. Sizler zeki insanlarsınız maşallah. Dedim o kaldı şimdi dedim. Onu getirin. Dediler ki Amerika'dan gelecek. Geldiğinde getireceğiz. Getiremezsiniz dedim. Bunu dedim. Ben dedim. O gelsin diye dedim. Bunu sona sakladıydım dedim. Namazı tarif etmekle alakalı. Bunu dedim sona sakladıydım. Şimdi dedim kelime-i şehadet getirin. Biz peygambere iman ediyoruz. Onun peygamberliğini de kabul ediyoruz diyor. Ve kardeşim peygamberliğini kabul ediyorsun. Hadis-i şerifleri neden kabul etmiyorsun? Sünnetini neden kabul etmiyorsun? Yok. Bunlar böyle akıllarını kendilerince padişah yaptırmışlar. Akıllarını ilahlaştırmışlar. Onlar çok biliyorlar. Sağlı sollu yaklaşın. Yaklaşın sağlı sollu. Doldurun boşlukları. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gönderilmezden önce insanlar sapıklık içindeydiler. Onlar da kendilerince Allah'a iman ediyorlardı. Kendince Rableri vardı. Müşrikler adı müşrik zaten Allah'a iman ediyor. Şirk üzerinde. Müşriklik o zaten. Bütün dünya Allah'a iman ediyor. Şu anda da. Şu anda Allah'a iman etmeyen insanlar çok az. Bakmayın siz o ateistlere filan. Laf onlar, tırır onlar. Onlara böyle iman edip iyi ameli işlemek zor geldiğinden komplesini reddettim ben diyor. Ben ateistim diyor. Onlar oturup konuştuğumuzda onlar kabul ediyorlar. Hani böyle yok uçak patlamış da atlarken Allah'ım kurtar beni demiş. Onlar değil yani işte öyle değil. Ya bir kimsenin Allah'ı bir yaratıcının olmadığını kabul, öyle bir şeye inanması için o kimsenin iyice zır cahil olması lazım. Matematikten, kimyadan, fenden haber olmaması lazım. Zaten o tip insanlar imanı kabul ederler. Onlarınki taklididir çünkü. Hemen kabul eder onlar. Bu kendilerince böyle üniversitede okuyorlar, bir şeyler okuyorlar, bir şeyler hazırlıyorlar. Araştırmacılar ya böyle. Onlar böyle laf kalabalığı biliyorlar ya. Onlar kendilerince diyorlar ki yok hayır bu din sahte. İyi doğrusunu getir. Ay yok doğrusu yok ya. Bütün dinler sahte. Biraz da bu Leninist, Stalinist düşünce bu. Darwinist düşünce. Bu dünya üzerine böyle akıl perestlik Avrupa'dan çıkıp böyle Rusya'dan dolaşıp Çin'i de koltuğunun altına alıp uzak doğuda Müslüman ülkelerini sarmış bir şey. Batı'da filan böyle kendilerince bunlar dediler ki yani dinler filan bunlar boş şeyler. Şimdi Batı çöktü. Felsefe olarak da çöktü, ahlak olarak da çöktü. Şimdi harıl harıl din araştırıyorlar. Müslümanlar sağlam değil. Biz sağlam değiliz. Biz sağlam olmuş olsak mesele daha kolay bitecek. Allah muhafaza eylesin. Resulüm, şüphesiz ki sen bizim hıfz-ı himayemizde gözetimimiz altındasın. Tur suresi ayet 48.
Hazreti Muhammed Mustafa alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Ama Cenab-ı Hakk'ın gözetimi altında, onun hıfzında, onun muhafazası altında, onun koruması altında. Hani başka bir ayet-i kerimede de o hiç hevai hevesinden konuşmadı diyor ya, o heva ve hevesinden konuşmamasının sebebi Cenab-ı Hakk'ın onu hususi manada hıfzettiği, muhafaza ettiği için. İşte kim manevi olarak da sünnet-i Resulullah'a tabi olur, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eğitimini alırsa, Hazreti Muhammed Mustafa'nın elinin altına girerse, onun cübbesinin altına girerse, o da hıfzı edilmiş, o da muhafaza edilmiş olur. Bununla alakalı ayet-i kerime ne? Resulüm, sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Bir kimse biat etmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin elini tuttu, mana olarak gerçekte Allah'ın elini tuttu. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin elinin altına girdi, mana olarak gerçekte Allah'ın elinin altına girdi. Onun elini tutan gerçekte ne diyor? Allah'ın eli onların eli üstündedir. Bir kimse sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğini kabul edip onun sünnet-i Resulullah'ını yaşayanlar Allah'ın hükmünü ve hukukunu yaşamışlardır. Onun peygamberliğine biat eden, onun getirdiklerine biat eden mana olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin elini tutan kimse Cenab-ı Hakk'ın elini tutmuştur. Hıfz edilmiş, muhafaza edilmiş, korunmuş bir peygamberin nefesiyle nefeslenen, onun haliyle hallenen, onun elinden tutan da muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın nefesiyle nefeslenip onun elinden tutanlardan olur. Bu noktada hani sahabeler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle biat ederlerken el ele tutuşurlardı. Hatta toplu biatlarda rivayet edilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri elini uzatır. Herkes onun elini üzerine koyar. En üstüne de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de elini koyar. Herkes öyle biatlaşırdı. El ele üstüne koymak, o elini böyle açar, öbürkü koyar, öbürkü koyar, öbürkü koyar, öbürkü koyar. En üstüne de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öbür elini koyardı. Sahabelerle biatlaşması buydu. Böyle biatlaşır ve ayet-i kerime geldi. Ey Habibim, senin elinin üzerine elini koyanlar gerçekte Allah'ın elinin üzerine el koymuşlardır. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de düşmana bir avuç toprak attıydı ya, toprak atınca da ne dedi? Sen atmadın, ben attım dedi. Gerçekte sen atmadın dedi, ben attım. Gerçekte sen öldürmedin, ben öldürdüm dedi. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden zuhur eden bütün fiiliyatı Cenab-ı Hak kendi üzerine aldı. Bütün fiiliyatı. Konuşmasını dahi kendi üzerine aldı Cenab-ı Hak. Dedi ki heva ve hevesinden konuşmadı. Ağzından çıkan her kelime, her harf, her harf Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisinden, Cenab-ı Hakk'ın vahyi ilahisinden doğma.
Cenab-ı Hakk'ın ilmi ledününden gelme. Çünkü o hiç heva hevesinden konuşmadı. Ayet-i kerime bu. Ama okuduğumuz ayet-i kerimeler, yani o Resulüm şüphesiz ki sen bizim hıfz-ı himayemizde, gözetimimiz altındasın. Her daim Cenab-ı Hakk'ın hıfzında ve gözetiminde. Hıfzında, muhafazasında demek. Gözetiminde, muhafaza etmekte kalmıyor. Hala da gözetiyor üzerinde. Bunu anlamıyor musunuz? Gözetmek. Devamlı gözünü, bütün her şeyini onun üzerine koymak. Bütün gayretini, himmetini onun üzerine yıkmak. Her şeyle onu gözetim altında tutmak. Ancak seven sevdiğini böyle gözetim altında tutar. Ancak aşık maşuğunu böyle gözetim altında tutar. Ancak maşuk aşığını böyle gözetim altında tutar. Ancak sevenler birbirlerini böyle gözetim altında tutarlar. Ancak bir kimse seviyorsa gözünü ondan başka bir yere çevirmez. Ona aşık çünkü. Ona aşıksa onun gözünde başka bir şey de görünmez. İşte Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden onun hata yapması, onun hatayı kalbinden dahi geçirmesi. Günahı bıraktık. Hata. Herhangi bir küçücük bir hata. Küçücük bir gaflet. Küçücük bir gaflet. Mümkün değil. Yani bu ayeti kerimeleri bildikleri halde profesörüm deyip de tefsirciyim deyip de televizyonlarda çıkıp Hazreti Muhammed Mustafa'nın hata yaptığını söyleyenler gerçekten de tecdid-i iman, tecdid-i nikah gerekli onlara. Yok o da insanmış. O senin gibi değil. O hıfz edilmiş. O muhafaza altında. O gözetim altında. Sen öyle değilsin. Sen nefsine uyarsın. Sen şehvetine uyarsın. Hazreti Muhammed Mustafa 3 tane manevi ameliyat geçirdi Cebrail Aleyhisselam tarafından. Onun kalbinde zerrece hataya yer yok. O ameliyatlı manevi. Yer yok, hıfz edilmiş, korunmuş, gözetim altında. O yüzden onun eksik ve yanlışlığı mümkün değil. Bunu söyleyen profesörler, bunu söyleyen tefsirciler yalan söylüyorlar. Allah'a iftira atıyorlar. Allah, Cenab-ı Hak benim hıfzımda, gözetimim altında diyor. O diyor ki değil. O da hata yaptı. Ayet-i kerimeyi inkar ediyor. Küfür. Küfür. Resmen küfür. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu hal onun elini tutan Allah'ın elini tutmuştur. Hali yaratılmışların içerisinde hiçbir yaratılmışa bahşedilmeyen bir hal. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün varlığın hangisi olursa olsun hiçbir kimseye bahşedilmeyen bir şey bu. Kim senin elini tuttuysa gerçekte Allah'ın elini tutmuştur. Kim ona biat ettiyse Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme gerçekte Allah'a biat etmiştir. Bu çok önemli. Bu mana denizine girecek olanlar için çok önemli. Eğer
sufi yolunda yürüyecekse bir kimse, çok önemli. Çünkü seyri sülükte her adımda Muhammed-i Mustafa'nın izini, Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem adetlerinin kokusunu, onun muhakkak halini yaşayacak ve görecek. Bu o yüzden öyle kenar atılacak bir şey değil. Ey insanlar! Bütün insanlara hitap ediyor Cenab-ı Hak. Bütün insanlara. Ayırt etmemiş. Mümindi, münafıktı, müşrikti, kafirdi, Hristiyandı, Yahudiydi, Müslümandı. Cenab-ı Hak ayırt etmemiş. Ey insanlar! Rabbinizden size hak bir peygamber gelmiştir. O halde kendi hayrınıza olarak hemen ona iman edin. Hazreti Muhammed-i Mustafa bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara. Cenab-ı Hak diyor ki hemen ona iman edin. Bu sizin kendi hayrınızadır. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Nisa 174. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil geldi. O delilin peşine takıl. O delille yol yürü. Delil. Hacca dahi gidiyorsunuz. Bilmeyen bir kimse haccını yapabiliyor mu? Hayır. Orada haccını ifa etmesi için delil lazım sana. Yol yürüyeceksin. O yolu bilen lazım. Bütün insanlara diyor ki Allah size bir delil gönderdi. Hakkınızı helal edin. Bir hayli uzun hazırlık yapmışım ama onları es geçeyim, daha fazla sizin vaktinizi almayayım. Hazreti Mevlana'nın, Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevi'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde hakkında söylediklerinden de birkaç dem okumaya çalışalım. İnşallah da o peygamberin yolunun tozuyum diyen Hazreti Mevlana ne demiş bu noktada? Mesnevisinden: başına örtüyü çekme, yüzünü örtme. Çünkü dünya şaşkın bir cisimdir. Sense akılsın. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine söylüyor. Hani bir kimse bir iftira atarken usturuplu iftira atacak. İftira günah ama usturuplu iftira. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini peygamberlerin üstünde diyenler, küfür ehli görenler. Ne yazık ki baltayı taşa vuruyorlar. Başına örtüyü çekme, yüzünü örtme. Hani Hazreti Pir burada ey örtüsüne bürünmüş peygamber hitabı var ya, bakın nereden nereyi vuruyor. Ey örtüsüne bürünmüş peygamber kalk. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hira'da Cenab-ı Hakk'ın vahyi gelince, Cebrail aleyhisselamı görünce titreme gelir. Ve koşa koşa gelir. Hazreti Hatice annemize der ki beni ört. Yorganın altına girer. Veyahut da örtünün altına girer. Örtünün altına girince Cenab-ı Hak vahyeder. Ayet-i Kerime meali: ey örtüsüne bürünmüş olan peygamber kalk tebliğ et. Hazreti Pir bu ayet-i kerimeye atıfta bulunuyor Allah-u Alem. Diyor ki başına örtüyü çekme. Yüzünü örtme. Çünkü dünya şaşkın bir cisimdir. Sense akılsın.
Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı akıl olarak görüyor. Buradan da Hazreti Pir bir cümlenin içerisinde bir de hadisi kutsiye işaret ediyor. Hadisi kutsiye işaret ediyor ki Cenab-ı Hak diyor ki ben ilk önce aklı yarattım. Yine bir hadis-i şerife işaret ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki ilk yaratılan benim. O yüzden Hazreti Muhammed-i Mustafa aynı zamanda aklı evveldir. Hazreti Pir muhteşem deyişiyle, muhteşem deyişiyle kalk başına örtüyü çekme, yüzünü örtme. Çünkü dünya şaşkın bir cisimdir. Bütün dünyayı da cisim metaya vurdu Hazreti Pir. Dünya şaşkın bir cisim. Eğer sen olmazsan, yüzünü açmazsan bütün dünya şaşkın, bütün varlık şaşkın. Eğer sen olmazsan bütün dünya karanlık. Ve diyor sen akılsın ve sen olmazsan, sen yüzünü açmazsan, sen tebliğ etmezsen, sen ortalıkta görünmezsen, sen tecelli etmezsen her şey akılsızdır. Bunu sadece o gün için görmeyin, her daim görün. İddiacıdan utanıp gizlenme sakın. Çünkü sen parlayan vahiy mumunu taşıyorsun. Hani senin peygamber olmadığını iddia edenler var ya, hani seni cahil görenler var ya, hani seni ümmi görenler var ya, hani kendilerini hikmetin sahibi gören müşrik küfür ehli var ya, sen onlardan, o iddiacılardan utanıp gizlenme sakın. Çünkü sen parlayan vahiy mumunu taşıyorsun. Senin üzerinde vahyin nuru var. Senin üzerinde tecelli eden her şey vahyin nuru. Haydi geceleyin kalk. Çünkü sen mumsun ey sultan. Geceleyin mum ayakta durur. Kalk. Biz karanlık gecelerde kaldık. Gel. Biz yolumuzu bulamayanlardan olduk. Biz ışığımızı kaybedenlerden olduk. Biz vahiy lambasını göremeyenlerden olduk. Senin nurun olmadıkça aydınlık gündüzde bile gecedir. Sana sığınmadıkça aslan tavşana esirdir. Senin nurun olmadıkça gündüz dahi karanlık olur. Senin nurun olmadıkça biz gündüz bile yolumuzu şaşırırız. Senin nurun olmadıkça bu alem, bu varlık tamamiyetle kararır gider. Senin nurun olmazsa her şey taş kesilir. Senin nurun olmazsa her şey renksiz bir hal alır. Sana sığınmadıkça aslan tavşana esirdir. Biz senin bu noktada hem dünyada hem ahirette şefaatine sığınırız. Senin şefaatin olmazsa aslan tavşana esir düşer. Senin yol göstericiliğin olmazsa aslan tavşanın elinde oyuncak olur. Ey Mustafa, bu Safa denizinde kaptanlık et. Çünkü sen ikinci Nuh'sun. Bu mana denizinde bize kaptanlık et. Bu mana denizinde biz yolumuzu bulamayız. Bu mana denizinde biz nerelere vuracağımızı bilemeyiz. Bu mana denizinde senin ayak izlerin olmazsa biz battıkça batarız. Bu mana denizinde senin kokun olmadıkça biz kendimize yön bulamayız. Biz hep körlerdeniz. Senin kokun ancak bize ışık verir. Biz hep körlerdeniz.
biz senin elinden tutarız. Sen bizim elimizden tuttuğun müddetçe biz ferahlığa doğru gideriz. Bize kaptanlık et. Bize yolumuzu göster. İlk günkü gibi bize tebliğ et. İlk günkü gibi bize afla muamele edilmesi için yalvar. Hani dedi ya Cenab-ı Hak, ey Habibim, senin yanına gelselerdi, affedici bir peygamber bulurlardı. Biz senin elini tutmaya geldik. Biz o affedici peygamber olarak sana biat etmeye geldik. Hani öldükten sonra bir sahabi geldi de bir bedevi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kabri şerifinin başına vardı. Onun kabri şerifindeki topraklara bulandı, elini yüzüne sürdü. Dedi ki günahımla geldim. Dedi ki kusurumla geldim, hatamla geldim. Yanlışlıklarımla geldim, batmışlığımla geldim, kara yüzümle geldim. Geldim ya Resulallah. Biliyorum ki seni vesile edersem Rabbim beni affedecek. Ayet-i Kerime'yi söyledi bağıra bağıra. Eğer sana gelselerdi affedici bir peygamber bulurlardı diye Ayet-i Kerime'ye aykırdı. O ashab bütünüyle, sadece o bedevi değil, orada bulunanların hepsi de duydular. Af olundun diye. Af olundun. Her yolda, özellikle deniz yolunda akıl sahibi bir kılavuz gerekli. Her yolda bir kılavuz gerekli. Ama bu mana yolunda, ama bu tasavvuf yolunda, ama bu kalbi yolda, ama bu gönül yolunda, ama bu Allah'ı tanımada, Allah'ı bilme yolunda, ama Allah'a yaklaşma yolunda, o sonsuzluğa kanat çırpma yolunda bize bir kılavuz gerek. Kılavuzsuz gidilmesi mümkün değil. Hani Yunus demiş ya, yollar harami. Delil gerek. Kılavuzsuz yol gidilmez. Muhammed-i Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellemi kılavuz etmeyenlerin yolları bataklıktır. Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı kılavuz etmeyen kimselerin aklı necasettir. Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı kabul etmeyenlerin her şeyleri, yaptıkları işler ve fiiller de necasettir. Kalk da bak, yol yorgunu kervana. Bak, her bir yanda kaptan olmuş bir gül yabani. Kalk, yol yorgunu bu ümmeti Muhammed'e bak. Kalk, bu aldatılmış ümmeti Muhammed'e bak. Her tarafta yol kesici gül yabaniler. Her tarafta yol kesici haramiler. Her tarafta Allah adına katliam yapan, Allah adına para toplayan, Allah adına insanları soyup sovana çeviren gül yabaniler. Allah'la aldatan gül yabaniler. Allah'la kandıran. Hem Allah'ı seviyoruz deyip insanları perperişan eden. Allah'a davet ediyoruz deyip kendi heva ve heveslerine davet eden, Allah yolunda gideceğiz deyip insanları perperişan eden, insanları dağıtan, ümmeti dağıtan, birbirini düşüren. Ne yazık ki haramiler sarmış her yanı. Kalk da bak, zamanın hızırı sensin, her geminin kurtuluşu sendedir. Ruhullah gibi yalnız yürüme. Bu topluluğun önünde gökyüzündeki ışık gibisin. Güneşe benziyorsun, halktan kopmayı, köşene çekilmeyi bırak. Ey peygamber,
Hidayet kaftana benzer. Sen ise ankasın. İnziva zamanı değil. Gir içimize. Dolunay geceğin yürür göğün zirvesine. Köpeklerin sesinden çekinip bırakmaz yürüyüşünü. Kınayanlar senin dolunayına ve zirveye yürüyüşüne tıpkı köpekler gibi havlayıp dururlar. Bu köpekler sağırdır. Susun emrine. Senin dolunayına karşı akılsızca havlayıp dururlar. Terk etme hastayı ey şifa. Sağıra kızıp da körü bastonsuz bırakma. Sen dememiş miydin köre yolda yardım eden Allah'tan 100 sevap ve ecir kazanır diye? Kim körün 40 adım yürümesine yardım ederse bağışlanmış ve doğru yola ulaşmış olur dememiş miydin? Öyleyse bu fani dünyada bölük bölük alıp götür körleri. Yol göstericinin işi budur. Sen yol göstericisin. Sen sevinçsin ahir zaman yasına. Ey sakınanların önderi, şu hayale dalanları yola çıkarıp kesin bilgiye ulaştır hadi. Sana tuzak kurmaya gönlünü kaptıranın boynunu ben vururum, sen neşeyle yürü. Körlükler katarım körlüğüne, o şeker sanır. Oysa ben ona zehir veririm. Akıllar benim ışığımla ışıklanır. Tuzaklar benim tuzağımdan ders alır der. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Kandiliniz, ne güzel söz değil mi? Kandiliniz. Allah ötelerden varlık alemine kandil, nur saçan olarak Muhammed-i Mustafa'yı gönderdi. Allah bu manadaki kandilinizi mübarek eylesin. Amin. Cuma günü Gemlik'te yapılacak olan Şeb-i Aruz programı için cuma akşam saat 7'de heykel tayyare önünden ücretsiz araç kaldırılacaktır. 27 Aralık Pazar günü Gemlik'te yapılacak olan Bayan Semazenler ile Sema programı için saat 13'te Teyyare Kültür Merkezi'nden ücretsiz araç kaldırılacaktır. Duyurulur. Öğle ve ikindi namazını cem edecek birisi cuma namazı ile ikindi namazını cem edebilir mi? Edebilir. Cumanın farzından sonra ikindinin farzını kılar. Kandillerde cinsel ilişkiye girmek günah mıdır? Değildir. Hiç alakası yoktur bu tip şeylerin. Allah muhafaza eylesin. Geceniz hayır olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Allah nice kandillerde buluşmak ümidiyle aklımda kan söyleyeyim. Yunus not al. Önümüzdeki Şeb-i Aruz Hazreti Mevlana'da Muhammed sevgisi.